Bomboş bir çiftlik. Bir zamanlar burada mesut bir aile yaşardı. Gelip geçenler genç ve güzel bir kadının etrafı çınlatan kahkahalarını duyar, çiftlikteki hayatı adeta kıskanırlardı. Çok geçmeden bu ailenin başına büyük bir felaket geldi. Ve burasını terk ederek çok uzaklara gittiler. Aradan seneler geçti. Fakat gidenler bir daha geri dönmedi. Başına felaket çöken o ailenin hazin hikayesidir. Artık her tarafı örümceklerle kaplı bu ıssız çiftlikte tek başına yaşayan ihtiyar bir kamburun mevcudiyetinden hemen hemen hiç kimsenin haberi bile yoktu. Tabii buna yaşamak denirse. Tam 10 sene evveldi, kuruyan yaprakların döküldüğü bir sonbahar günü, kara kara bulutlarda bir felaket girdi, bu çiftliğin üstüne çökmeye başlamıştı.
Asıl namusumuzu ne geliyor da? Ne olacak böyle? Hep bu canavar ruhlu kadının yüzünden. Ökeş, durun, dinle beni. Hemen şehre git. Acele bir traktörcü göndersinler. Olurum. Yazık. Bu çiftliğin üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladı Kahya. Korkarım bu gidişle buraların ne otu yeşerir ne de çiçeği açar. Merhaba hemşerim. Merhaba, hoş geldiniz. Rüzgar çiftliğine nereden gidilir? Şu tepenin ardında. Kimin var orada? Hiç kimsem. Yukarıdaki Allah'tan başka hiç kimsem yok hemşerim. Eyvallah. Hadi güle güle bey. Merhaba babalık. Merhaba evlat. Burada mı çalışıyorsun? Tabii. Burada çalışıyorum. Güzel yer. Burada ne iş yapıyorsun? Ne iş olursa. Ay başında arpa sağlam mı? Anlamadım. Arpa sağlam mı dedim? Tabii. İyi, batakçılardan hiç hoşlanmam. Peki sen ne iş yaparsın? Buraya traktör kullanmak için geldim. Bundan evvel nerede çalışıyordun? Kaldığım yere traktör sokmak yasak. Gündüz 2 volta, ondan sonra yan gelip yatıyordum. Nerede? Hapishanede. Hapishanede mi? Neden düştün içeri? Mahallemizde namuslu dul bir kadın vardı. Bir gece 4 serseri yolunu kesmişler. Netice? 1 ölü, 3 de sakat. Tabii biz de içeri. Neyse, sakın bunlardan ağaya bahsetme.
Bakarsın kelek adamdır, işimizden oluruz. Gözün aydın ağam, sarı inek doğurdu. Ökeş, delikanlıya yerini göster. Başüstüne ağam. Yeni traktörcümüz. Hadi. Yeni traktörcü gelmiş. Gördün mü? Nasıl bir şey? Hadi. Kabak kafalı. Aa, koca kulaklı. Dişlek. Göbekli. Kesi gibi sakalı var. Biraz da maymuna benziyor. Değil mi? Yazık oldu desene. Giden yakışıklıydı. Yatağımın içine kirpi koymaya utanmıyor musun? Zavallı üşümüştüm. Götürüp kendi yatağına koysaydın. Şuradan bir karpuz koparırsan seni bağışlarım. Sen neden koparmıyorsun? Korkulukla aram iyi değil. Baksana şuna. Üzerimde küpleri yerim diye bana ters ters bakıyor. Belki beni inek zannediyor. Aranı bozmak istemiyorsan geçerken hatırını sor. Bununla arkadaşlık etme. Üzerine bir kibrit atabilir, cayır cayır yanarsın. Çabuk, çabuk! Dört tane yokladım, kelekti. Bu bastıklarımın en güzeli. Demek kelek ya. Demek karpuzlarımı çalan sizdiniz. Şimdi yakalarım sizi. Hadi yürü. Durun, durun, kaçmayın diyorum. Kaçmayın, kaçmayın. Durun, durun diyorum size. Durun! Güzelim, arka tekerleğini mi patlattılar ha? Patlatmadılar, patlamış. Çekil. Hatırlamıyorum. İşin acele ise kucağını al da beni kenara koyar. Ne olacak, bir kıyakçılıktan bana yapıver. Garibanın biriyim ben. Ana sütünden uzak, yetim büyümüş garibanın biri. Canım benim. Yürü dedim sana, yürü! Beni bırak Patrik, defol, defol! Ay, yapmayın! Yürü! Ah, defol! Yürü, yürü bakalım! Görüyorsun ya, dünya çok küçük. Bu süt bizim ineklerin sütüne benzemez. Çabuk gel, ağanın karısını kaçırdılar. Kim kaçırdı? Üç tane kızılderili. Oyunun sırası değil, şimdi işim var, hadi toz ol. Burada onlar toz ol dediler, burada da sen toz ol diyorsun. Ağanın karısını kim kurtaracak? Ormanın kenarındalar. Yemin ederim ki doğru söylüyorum. Yürü. Hadi. İşte arabası. Bu tarafa götürdüler. Sen burada kal.
Ne oldu? Yolda kaldım. Arka lastik patladı. Yalan söylüyor. Yalan, anladın mı? Evet ya, yalan söylüyor. Hem arka hem ön. Biz hanımlara yardım etmeyi severiz. Varsa bir durum, yapalım açık oturum. Haydi, gazla! Anladın mı? Gazladık. Ben ağır basayım canım. Gazla değil, mazotla çalışırım. Bana bak! Bakın ikinize de söylüyorum. Bu hadiseyi ağa duymayacak. Anladınız mı? Kim bu? Çiftliğe gelen yeni traktörcü. Traktörcü mü? Demek kabak kafalı, koca kulaklı, dişli, nöbetli, keçi sakallı, maymun bu. Yine de teşekkür ederim. Az kalsın namusum iki paralık olacaktı. Ya. Namusumu kurtardın. Manyak mı bu? Süper manyak. İşte geldim. Şafak sökmek üzere. Gitsen iyi edersin. Evli bir kadın olduğunu unutma. Sadece iman nikahı. Kuldan korkmuyorsun, o zaman Allah'tan kork. Bütün hayatım içki ve sigara dumanları arasında geçti. Bir fırsat kolluyordum. Ama bu hastalıkla herif düştü. Yakında bu çiftliği üstüme yapacak. Sen de zavallıyı kapı dışarı edeceksin. Buradan gitmesine gönlü razı olmaz. 15 dakikada kaç sitesinden öbür dünyaya gider. Ertesi günde ulu çınarın altına merasimle gömeriz. Alt tarafı biraz gözyaşı ve ıslak bir mendil. Sen de bana sahip olursun. Ağanın namusuna el uzatmak mı? Ben ekmeğini yediğim insana ihanet etmem. Işığım yanıyordu. Babam uyanmadan su alacaktı. Gidip babasına, babası da ağaya söylerse ne olacak? Ulu çınarın altına ikimizi gömerler, anladın mı? Hadi defol buradan, defol! Vallahi kader yok. Uyuyordum, erkenden su almaya gitmiş. Onun testisi burada buldum. Kırılmış.
nereye gitmiş olabilir? Bilmem ki. Ne oldu? Kader ortada yok. Testi de onun. Ben de uyuyordum. Nereye gidebilir? Kim bilir? Kader! Dağılıp etrafı arayalım. Dere kenarına inmiş olabilir. Hadi arayın. Üzülme, üzülme, bulunur, üzülme. Gözün aydın. Merak ediyordum. Arzu geliyor. Sana söylememiştim. Annesi vefat ettikten sonra her tarafı hatıralarla dolu olan bu yerden ıstırabı dinsin diye bir yakın akrabamın yanına göndermiştim. Yaşlı bir kadındı. Vefat etmiş. Beni istemişsiniz ha. İstasyona git. İstanbul'dan kızım geliyor. Adı Arzu. Tren geç de gelse beklersin. Burada pek inen olmaz. Kendisini karşılamak için geldiğini, benim de biraz rahatsız olduğumu söylersin.
Yengenin arabasını al. Peki abi. Siz... Evet, ismim Arzu. Rüzgar çiftliğinden siz mi geldiniz? Babanız sizi karşılamam için beni gönderdi. Kendisi gelmek istiyordu. Biraz rahatsız, merak edilecek bir şey yok. Buyurun. Güzelleşmişsin. Annen. Memnun oldum. Burayı çok özledim. Teyzemi birkaç gün evvel kaybettik. Artık orada kalamazdım. Kader nerede? Şu valizi. Merasim bitti. Hadi iş başına. Ne zamandan beri bu çiftliği yönetiyorsun? Çiftliğin asıl sahibi geldiğine göre artık sen de burada bir yanaşmasın. Aklını başına devşir. Her kederli geceden sonra şafakla birlikte bin ümit doğar derler. Kaderin ölümünden sonra çiftliğin üzerine çöken kara bulutlar Arzu'nun gelişiyle yavaş yavaş dağılmaya başlamıştı. Kısa zamanda bu genç ve güzel kız kendini herkese sevdirmiş, ahusa adeta çiftliği parlamış çevirdim.
Arzu, kızım. Çok beğendim. Ne güzel oynuyorsun yavrum. Hadi alkışlayın. Devam et. Ben de iştirak edeceğim. Hadi. Sen devam et. Hadi bakalım, doğru tarlaya. Defol. Hadi bakalım, biz de işimizin başına. Sallamayın, hadi. Tarlada yenecek bir tek karpuz yok. Hepiniz kendi havanızdasınız. Gelen dalıyor, giden dalıyor. Bana bak, ökkeş misin nesin? İnsana yiyecekmiş gibi de bakma. Ne haddimize gönülcüğüm, sen bizim boğazımızda kalırsın. Benim ismim Gönül değil, Ahu. Benim adım da Ökkeş değil, bittiririm Ökkeş. Anladın mı anam? Çiftliğin sahibinin karısı olduğunu unutuyorsun. Gayrimeşru karısı, yani dalgası. Ben senin ocağını incir diktiğin, bundan evvelki pamuk tüccarı gayrimeşru kocanı da tanırım. Şimdi zavallı Adana otobüs garajında şalgam suyu satıyor. Görüyorsun ki seni çok iyi tanıyorum. Şuraya bir kan davasından kaçıp geldim. Benim buradaki dalgama taş atarsın, ben de ağaya gider, senin ahu değil... Ocak söndüren Gönül olduğunu söylerim. Ya sana inanmazsa? Ben de gider şalgamcıyı alır buraya getiririm. Beni kollarsan yolumu bulup yaptığın numaraları görmezlikten gelirim. Sayın yengeciğim Ahu hanımefendi, Allah işini rast getirsin. Tabii getirirse. Ağaya mı söyleseydi? Onun yerinde şimdi biz olacaktık. Benim bütün hayatım... demir parmaklıklar içinde geçti. Sana uyarak tekrar oralara dönmek istemiyorum. Bir gün kanun yakana yapışacaktır. Yaptığın bunca kötülükleri...
Kullardan saklasan da Allah'tan saklayabilir misin? Allah sana bu güzelliği vereceğine içine biraz merhamet verseydi. Merhamet karın doyurmuyor. Ben bu güzelliğimle bütün kapıları açıyorum. Unutma ki geçici bir güzelliğe sahip olmak koskoca bir aleme sahip olmak demek değildir. Defol! Beni rahat bırak! Beni ele vermeye kalkarsan kadere senin öldürdüğünü söylerim. Ben senin gibi masum bir yavrunun canına kıyacak kadar canavar ruhlu bir insan mıyım? Buna kimseyi inandıramazsın. Bana değil. Sen bu acıklı sözleri boynuna ilmik geçiren cellada söylersin. Söyle! Kaderi nasıl uçuruma attığını söyle! Söyle! Söyle de herkes senin gibi bir canavarı tanısın! Söylesene! Hadi durma! Bırak! Ne yapıyorsun evlat? Bütün suçu onda, bu kadındaki ayağı. Tam zamanında geldin Kahya. Az kalsın namusunu iki paralık edecekti. Sen asılacak bir kadınsın! Asılacak kadın! Mecnun. Sen kader misin? Evet, kaderim. Sen mi çabuk büyüdün, yoksa benim ömrüm mü kısaldı? Bize ne getirdin? Dertli başımda kırık kalbimi. Bir Mecnun'un sazından, sözünden başka nesi olur ki? Çiftliğe gelmeyecek misin? Hayır. Çiftliğin üzerine kara bulutlar çökmüş. İstedi. Onun dilinden anlayabilmem için benim de Mecnun olmam gerek. Abi.
Arzu! 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 Nerede bu kız? Hangi cehenneme gitti? Serkan'la Mecnun'u karşılamaya gittiler. Korkarım yakında yakışıklı traktörcü elinden alacak. Şuradan seni sildi götürdü. Çiftlikte var mısın yok musun belli değil. Aa, birkaç gün sonra resmi nikah yapıyor. O zaman bu çiftlikte bir tek kişinin borusu ötecek, o da benim. Anladın mı kas kafalı? Bu kızı buradan kovmak. Bunu asla yapamayacaksın. Çünkü ağaya gidip senin ne mal olduğunu anlatacağım, anladın mı ocak söndüren gönül? Bu iş burada biter. Ondan sonrası ağayla senin aranda, ocak söndüren gönül mü, ahu mu, o zaman belli olacak. Anlaşıldı mı gönül hanım? Hadi yürü. Gene köpürmüş bu. Boş ver. Mecnun gelmedi mi? Hayır. Neden? Bu çiftliğin üzerine kara bulutlar çökmüş dedi. Haklı. Az kalsın diri diri yakacaktı beni. Bakalım menfaati için değilsem diye çiftliği bile ateşe verir baba. Yarın ilk trenle gidiyorum buralardan. Burada kalıp da başımı derde sokmak istemiyorum baba. Ne o Gönül Hanım, beni gördüğüne memnun olmadın mı? Korkma, hortlak değilim.
dikkat et. Baba, her şeyi yapabilir bu. Ne o ağrısı? Neyin var kızım? Seni mutsuz görüyorum. Yoksa o kadınla takıştın. Her gün yeni bir felaketle karşılaşıyoruz. Felaket mi? Ne gibi? Bu çiftliktekilerin kaderini değiştiren biri var. Ama kim? Her geçen gün biraz daha çöktüğümü hissediyorum. Gözlerim biraz daha ferini kaybediyor. Bütün felaketlerden sorumlu beni tutuyorlar. Bana yardım elini uzatacak kimsem de kalmadı. Size yardım edemediğim için kahrolup içime atıyorum. Bu çiftliğin hanımı değil, herkes bir yanaşmaymışım gibi bakıyor. Kendimden utanıyorum. Resmen karım bile değilim. Gördüklerimi ve duyduklarımı korkumdan sana söyleyemiyorum. Şüpheleniyordum. Bir gece onu takip ettim. Zavallı Ökkeş yemin ederek ben ağanın namusunu ev sürmem diye bağırıyordu. Bir gece sonra samanlığı ateşe vererek Ökkeş'i o öldürdü. O kim? Arzu! Kaç kere samanlıktan çıkarken gördüm. Namusumuzu iki paralık ediyordu. Bunları sana nasıl söyleyebilirdim ağam? Eklemiş. Allah veriyle gidip o zavallı kıza bir şey yapmasa. Nerede o rahmetinin zamanındaki ağa? Nerede bu kudurmuş her? Rahmetli annemi hiç unutamıyorum. Buralar hatıralarıyla dolu. Her şeyimiz vardı. Nedense mutlu değildi. Küçük yaşlarda bunu fark edememiştim. Sebepleri onunla birlikte gömülüp gitti. Cehennemdeydin. Buradan defolup gidene kadar kahyanın kulübesinden çıkmayacaksın. Kendinle birlikte felaketleri de çiftliğe getirdin. Burayı yakında terk edeceksin. Cehennemin dibine kadar yolun var. Benim namusumu iki paralık edenin bu çiftlikte yeri olamaz. Anlaşıldı mı?
defol! Yeter! Çekil, sen kim oluyorsun? İçinde merhamet olan biri. Ona değil, kendine vuruyorsun ağam. O namusunuzu iki paralık etti. Yanılıyorsun ağam. Senin namusunu iki paralık eden... Ağam! Ağam! Sonra çiftlik işlerini aksatmadan yürüteceksiniz. Ve bana sormadan... ...ve benim haberim olmadan hiçbir iş yapılmayacak. Duydunuz mu? Vallahi benim kulaklarım ağır işitir biraz. Ödeyecekler. Onlar ağadan başka kimseden emir almazlar. Sen de mi? Evet, ben de. İyisi mi bu çiftliği yönetme sevdasından vazgeç artık.
Ne istiyor? Hanım motoruna gezecekmiş. Yöne indirmemizi emretti. Ağzımla kuş tutsam bu kadına yaranamıyorum. Zavallı babamı parmağında oynatıyor. Ve her geçen gün hastalığı biraz daha artıyor. Rahmetli anneciğim olsaydı bu çiftlik bu hallere düşer miydi? Bütün hareketlerim kontrollü. Oysa elimi sıcak sudan soğuk suya sokmuyor. Gidecek bir başka yerim de yok. Bu kadına ne kadar tahammül ederim bilmiyorum. Burası babanızın olduğu kadar sizin de malınız sayılır. Bu babayla evladı birbirinden ayıracak kadar canavar ruhlu bir kadın. Bana güvenebilirsin. Burada kaldığım müddet zarfında size elini bile süremez. Üzülmeyin. Gidelim. Kahya, neler oluyor burada? Biraz evvel ağanın yanında birileri arabaya binip gittiler. Ağa da bana avluya bir ateş yaktırmamı ve hepinizin burada toplanmanızı söyledi. Neden? Bilmem. Kendisine sor. Konuşsun hele, o zaman anlarız. Bugün benim en mutlu günüm. Biraz evvel Ahu'yla resmen evlendik. Emir almam. Ben
Son eşek olduktan sonra kemer vuracak çok ağa bulurum. Çevrilecek koyun da, çalmayacak davul da senin olsun. Aleyhine tokma, kendin çal, bu türküyü de kendin oynatırsın. Defol! Sen defol! Böyle olacak. Emirlere itaat etmeyenlerin aylıklarını kesersin kahya. Bir insanın aylığını kesmek, rızkını kesmek değil. Unutma ki onu sadece Allah keser. Kaçırayım seni. Babamın yıkılmayacağını bilsen hemen kaçardım. Birbirinizi seviyorsunuz. Buralardan çok uzaklara gidin. Birlikte mutlu olacağınıza inanıyorum. Sen burada mı kalacaksın? Bütün hatıralarım ve kaderim burada benim. Şafak'la birlikte yola çıkarsınız. Sağ ol baba.
bizimkiler ışığı görünce dışarı çıkar. Bunlar ışığı alıp içeri kaçar. Ne biçim iştir bu? Bir şey anlayamadım. Ben de anlamadım. Durağan, bir günah işliyorsun. Bunların ikisi de masum. Birbirlerini sevmekten başka hiçbir günahları yok. Zavallı öpkeşi samanlıkta cayır cayır yakmak isteyen, senin namusunu iki paralık eden, benim kaderimi bu kayalıklardan atarak öldüren, bu canavar ruhlu kadın, asılacak kadın bu! Gel buraya! İşte orada! Ne duruyorsun? Şerefli bir insansan temizlesene namusunu! Thank you.
Allah'ın adaleti nihayet yerini buldu. Ben büyük bir hata işledim. Rahmetli annene ve bana mutluluk getirmeyen... ...her tarafı acı hatıralarla dolu olan... ...bu çiftlikte siz de mutlu olamazsınız. Uzaklarda da olsa... ...onun yanında mutlu olacağına inanıyorum kızım. Tanrı günahlarımızı affetsin. İki sevgili, başlarına gelen bu büyük felaketten sonra burasını terk ederek çok uzaklara gittiler. Açan çiçekleri kuruyan yapraklar, kuruyan yaprakları yağan yağmurlar, yağan yağmurları da kar tipileri takip ederken aradan birçok seneler gelip geçti. Fakat gidenler bir daha geri dönmediler. Her tarafı örümceklerle kaplı bu ıssız çiftlikte tek başına yalnızca ihtiyar bir kambur yaşıyordu. Onun yaşadığından da hiç kimsenin haberi yoktu.